Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Yasin Suresi 71. ayet-i kerimeden 83. ayet-i celleye kadar ve Saffat Suresi 1. ayet-i kerimeden 24. ayet-i kerimeye kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Yasin Suresi'nde Allahu Teala 71. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yara enna halakna lehum mimma amilet eydina en'âmen fehum lehâ mâlikûn. Evelem yarav, görmediler mi? Bu ayette hemze inkar ve hayrete düşürme ifade eder. Yani vasıtasız, ortaksız ve yardımcısız olarak ellerimizle yarattığımız şeylere ibret gözüyle bakıp düşünmediler mi? Onlar için yarattığımız davarlar, develer, sığırlar ve koyunlara bakıp da bunları birliğimize ve gücümüzün sonsuzluğuna delil getirmediler mi? Fehüm leha malikün, onlar mülk sahibinin malında tasarruf ettiği gibi o hayvanlar da istedikleri gibi tasarruf ederler, buyuruyor Allahu Teala bu ayeti celilesinde. Burada nedir? İstifham edatıdır. Vavu atıf edatı, lem cezm edatı. Yera fiil-i muzari, lem ile meczum kendisi ve cezm alameti burada bir hasfi harfil ille, vav onun faili, enne hulum şebbehe, na onun ismi ve nedir? Mahallen masup, halakna burada mazi fiil, şükürzere mebni, na da onun faili olarak ennenin mahallen merfu haberi. Lehum mefru bi gayri sarih, mimma ile mefru bi gayri sarih. Amilet mazi fiil. Fetazere mebni ta ta'yı teknis. Eydina fail merfu. Muzaf olduğu için na'ya kendisi gördüğünüz gibi nedir? Ellerimizle manasındadır. Yani amen mefru bi sarih. Fe atıf hüm. Mübdeda, zamir-i mufasıl mebni fi mahalli raf. Leha, malikünün önüne geçmiş olan mef'ul bi gayri sarih. Malikün de onun haberidir ve merfudur. Raf alameti, vav, cem müzekkeri sarih. Ve zellelna hâlehum fe minhâ rakûbühüm ve minhâ ye'külûn, buyuruyor Allahu Teala. Ve zellelna hâlehum, bu hayvanları onların emrine hazır hale getirdik. Yani Allah insanları o hayvanlara güç yetirecek şekilde yarattı. Hayvanlar onların emrine hazır olup karşı gelmezler. Hatta küçük bir çocuk isterse bir deveyi çöktürür, isterse kaldırır ve sevk eder. Hayvan onun emrine uyar. Aynı şekilde deve konvoyunda 100 deve olsa dahi küçük çocuğun yürütmesiyle yürür. Bunları kulların emrine veren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Fe minha rakûbühüm ve minha yekülün. O hayvanlardan bir kısmına yolculuklarda binerler ve yüklerini taşırlar. Kara gemileri olanlar develer böyledir. Onlardan sığır ve koyun gibi bazıları da vardır ki onların da etlerini yerler, buyuruyor Allahu Teala. Yani bu hayvanları insanların emrine verdiğini bu şekilde ne yapmaktadır? Bildirmektedir. Vav atıf hızellelne mazi fiil, eskün üzere mebni, nafaili, ha burada mefru bi sarih, lehüm ve mefru bi gayri sarih harfi cerden dolayı. Fe burada tefsiriye minha, evet öne geçmiş haber, rakübühüm
mübteda muzaf muzafin ile merfu. Vav atıf minha, birinci minha üzerine matuf. Evet, yekülün fiil muzarisi de merfu alameti müsibetünün vav faile beraber nedir? Birinci cümleye matuf olarak gelmiştir. Ve lehum fiha menafi'u ve meşarib efela yeşkurun buyuruyor Allah-u Teala. İnsanlar için o hayvanlarda binme ve yemenin dışında deri, yün ve tüyler gibi birçok faydalar da vardır. Yine onlar için hayvanlarda içilecek şeyler de vardır. Onların sütlerinden içerler. Onların karınlarındaki dışkı ile kan arasında gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içerler. Efela yeşkurun, bu yüce nimetlere karşı hala Rablerine şükretmeyecekler mi? Evet, bu ayetlerden maksat nimetleri saymak ve kafirlerin aleyhine delil getirmektir. Evet. Ve lehum fiha menafi'un vav atıf lehum öne geçmiş haberci bir cümle mahallen merfu. Mena fiha mekulu bi gayri sarih. Menafi'u ise mübdedadır, merfudur. Ve meşaribi menafi üzerine matuf. He istifam edatı, fe atıf edatı, la nefi edatı, yeşkurun fiil-i muzari, merfu raf alamet-i sübutunun vav faili olarak bulunmaktadır. Evet. Vettehadü min dünillahi âliheten leallehum yunsarun buyuruyor Allah-u Teala. Vettehadü edindiler min dünillahi Allah'tan başka. Müşrikler, ilahlar kendilerine yardım ederler ümidiyle taştan ilahlara taptılar. Halbuki onlar dilsiz ve sağır idiler. Duayı işitmezler, seslenmeye de cevap vermezler. Evet. Vettehazu vav atıf ittehazu mazi fiil damme üzere mebni vav faili min dünillah izafetle mefru bi gayri sari aliheten mefru bi sari masup nasb alamet fetha lealle teracci ve nasb edatı hüm leallenin ismi Yunsarun burada meçhul muzari mefruf alameti sübutunun vav naibi faili olarak da leallenin haberidir ve mahallen merfu bulunmaktadır. La yestadî'ûne nasrahum ve hum lehum cündüm muhtarun buyuruyor Allah-u Teala. İlah oldukları zannedilen o varlıklar hiçbir şekilde ne şefaat ne de yardım edebilirler. Ne de destek olabilirler. Ve hum lehum cündüm muhtarun. Tanrıları onlara herhangi bir fayda sağlamamasına rağmen o müşrikler tanrılarına aşırı bağlılık, onları savunma, mal ve canlarını onlar uğrunda feda etme hususunda onların hazır askerleri ve hizmetçileri gibidirler buyurdu Allah-u Teala. Müşrikler tanrılar için dünyada başkalarına kızarlar. Halbuki tanrıları onlara ne bir iyilik getirir ne de onlardan bir kötülüğü savar. Onlar sadece putlardır. Müşrikler de hizmetçiler gibidirler buyurdu. Yani müşrikler bizim gücümüzün eseri olan bu alametleri gördüler. Sonra bizi bırakıp asla hiçbir şey yapamayan ilahlar edindiler. Evet, kafirler İlahlarını savunuyor ve korumaya çalışıyorlar. Onlar ilahların askerleri durumundadırlar. Putlar ise onlara yardım edemezler buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. La yestedî'ûnedeki la nefiyedâtı yestedî'ûne fiil-i muzâri merfraf alâmet-i sübûtünün vav faili nasrahum izafetle mehkulü bissâri vav vav hâliye hüm mübdedâ lehüm mefru bi gayri sari cündün haber hüm mübdedasının haberi muhzarun da cündünün sıfatıdır. Mefru alameti vav burada cemmi müzekker olduğu için ve hüm lehüm cündün muhzarun cümlesi de mahallen masup hal cümlesidir.
فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Ey Muhammed, onların seni yalanlamalarına ve şair veya sihirbaz diye itham etmelerine üzülme. Bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bir teselli olup cümle burada bitmiştir. Bundan sonra Yüce Allah şöyle buyurdu. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Evet, biz onların kalplerinde gizlediklerini ve açıkça söylediklerini, gözleri, sözleri ve yaptıkları fiilleri biliriz. Evet, onlara bunların karşılığını vereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması sana yeter. Bundan sonra Yüce Allah öldükten sonra dirilme ve haşrin meydana geleceğini delillerle ifade etti. Fela yahsunke'deki fe rabıt la nehi ve cezmedatı yahsun fiil-i muzari la'dan dolayı meczum ke mef'ul bi'sari kavlühümde izafetle yahsunun nesidir? Failidir. Merfura kalameti damme innehu müşebbehe na ismi ne'lemu fiil-i muzari merfura kalameti damme ve bu fiil-i muzari fail vücube müstetir. Nahnu biz biliriz. Ma o şey ki evet bu nedir? Burada mef'ul-i bi'sari yusirrune fiil-i muzari merfura kalameti sübutunun vav faili ve ma yu'linun vav atıf ma yine birinci ma üzerine matuf yu'linun de yusirrune üzerine matuf fiil-i muzari merfura kalameti sübutunun vav failidir. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huve hasimun mubin. Evet, Allahu Teala evelem yaral insanu o inkara insan ibret nazarıyla bakıp ve Allah'ın gücü hakkında düşünüp ve kendisini pisliğin çıktığı yerden çıkan adi ve değersiz bir şeyden yani bir sudan yaratılmadınız mı? Yani Allah'ın kendilerini bir sudan yarattığını anlamadılar mı? Bu soru istifham-ı inkâr olup yine kınama ve azarlama ifade eder. فَاِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّب۪ينَ Şimdi o, batıl yolda şiddetli ve mücadeleci oluverdi. Rabbine karşı mücadele ediyor. Onun gücünü inkâr ediyor. Ve öldükten sonra dirilme ve haşri yalanlıyor. Evet, insanı bir sudan yaratabilen Allah öldükten sonra onu tekrar yaratmaz mı? Bu ayet Übey bin Halef hakkında inmiştir. Übey çürümüş bir kemik getirip onu ufalayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne doğru üfledi ve alay ederek şöyle dedi. Ey Muhammed, biz bu şekilde toz haline gelmiş kemikler olduktan sonra Allah bizi dirilteceğine, Allah'ın bizi dirilteceğine mi iddia ediyorsun? Allah bizi diriltecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Evet, Allah seni diriltecek ve ateşe sokacak buyurdu. Evet. İstifam, vav-u atıf, lem cezmedatı, yara yine fiil-i muzari, lemden dolayı meczum, el insanı yaranın faili merfu, ennehul müşebbehe na ismi, halakna mazi fiil, şükür üzere mebni na faili, hü mefru bi sarih, min nutfetin, bu da mefru bi gayri sarih, fe atıf, idâ, burada idâ-i fücaiye, la mahallel hamlel irab, hü ve mübdeda hasîmün, haber, merfu, mübininde onun sıfatı olarak bulunmaktadır. Ve darabelena metele ve nesiye halga kaleme yuhyil illame ve hiye ramim buyuruyor Allah-u Teala. Ve darabelena metele o kafir çürümüş kemiği bize misal getirip insan öldükten ve yok olduktan sonra Allah'ın onu tekrar yaratmasını uzak görüyor. Kendisini ölü bir sudan yaratıp ona hayat verdiğimizi unutuyor. Kendisinin harikulade yaratılışını ve fevkalade bir şekilde ilk meydana gelişini unutuyor. Onun cevabı kendisinde vardır.
Kale men yuhyil izame ve hiye ramim. Evet, o kafir son derece çürük ve dağılmış olan bu kemikleri kim diriltecek diyor. O kafir darül mesel olacak derecede garip ve hayret verici bir söz söyledi. Bizim gücümüzü mahlukatın gücü ile mukayese etti buyuruyor Allah-u Teala. Vav atıf darabe mazi fiil faili hüve. Lena mefru bi kaysarih metelen mefru bi sarih. Vav atıf nesiye mazi fiil. Evet, unuttu kim? Hüve. Yine tahtında cevazen müstetir hüve faili. Halgahu muzaf muzaf reyh mehru bissarih. Gale mazi fiil. Faili yine hüve. Men mübdeda yuhyi haber hüve ile beraber. El-izzame mehru bissarih. Vavvavu hali hiye ramimün. Hiye mübdeda ramimün haberdir. Hiye ramimün mahallen masup hal cümlesidir. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merrah ve hüve biküllü halgın alîm buyuruyor Allah-u Teala. Evet, de ki ey Muhammed, o kafiri ve misallerini susturup boşa çıkarmak için o kemikleri yoktan meydana getiren ve hiçbir benzeri olmaksızın ilk defa yoktan yaratan, tekrar yaratıp diriltecektir. Evet, yoktan yaratabilen tekrar yaratabilir. Ve hüve biküllü halgın alim. O nasıl yaratacağını ve nasıl yoktan var edeceğini bilir. Cesetler yok olduktan sonra onları diriltmek Allah'a güç gelmez. Buyurdu Allah-u Teala. Kul emir fiil yuhyi. Burada nedir? Muzari fiildir. Ha meful bisarih ellezî fail. İsmi mevsul kendisi mebni mahallen merfu enşe'e mazi fiil hüve faili ha meful bisari evvele meful mutlak naibi meful mutlak merratin muzaf ileyh evvele muzaf merratin muzaf ileyhtir vav istihnafiye hüve mübdeda bi küllü halbin alim fiil misisinin önüne gelmiş meful bi kalisari muzaf muzaf ileyh Alim'in de hüve müddedasının haberidir. Ellezî ceale leküm mine seceril ahvar nâran feyzâ entüm min hütûgidûn. Evet. Kudretiyle sizin için yeşil ağaçtan ağacı yakacak ateşi çıkaran odur. İstediğini yapmak onun için imkansız değildir. Çürümüş kemikleri diriltip yeniden yaratmaktan aciz değildir. Burada Yüce Allah onlara insanın sudan yaratılmasından daha harikulade bir olayı anlattı ki, bu olay da bir şeyi zıttından ortaya çıkarmaktır. Bu benzersiz ve eşsiz bir olaydır ki, bu da yeşil bir şeyden ateş çıkarmaktır. Suyu görmez misin? O ateşi söndürüyor. Bununla birlikte ateş, su ihtiva eden yeşil şeyden çıkıyor. Bedeviler merh ve ufar denilen iki tür ağacı birbirine sürterek ateş çıkarırlardı. Evet. Ellezî beder ceale mazî fiil faili hüve leküm mefru bi kayrisarih mineşşeceri yine mefru bi kayrisarih. Evet, şeceril ahzari dediğimiz zaman eşşecerinin el ahzari nesidir? Sıfatıdır. Naran mefru bissari. Evet, fe burada atıf idai fücaiye entüm mübdeda zamir-i mufasıl mebniyü fi mahalli rah mübdeda min hütüğidün önüne gelmiş olan nedir? Mefru bi gayrisarihtir. Tüğidün de muzari fiildir. Mefruf alameti bir sübütünün vav onun failiyle beraber entüm mübdedasının mahallen merfu haberidir. Evveleysellezî halegas semâvâti vel arda bi gâdirin alâ en yahluga mislehum belâ ve huvel hallâbul alîm buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet, evveleysellezî halegas semâvâti vel ard hacimlerinin büyüklüğü ve durumlarının azameti ile birlikte
gökleri ve yeri yaratan, yok olduktan sonra Adem oğullarının cesetlerini yaratmaz mı? Bela ve huvel hallâbul alîm. Evet, elbette buna gücü yeter. Çünkü o çok eşsiz yaratandır. Her şeyi hakkıyla bilir. Buyuruyor Allahu Teala bu ayet cellesinde. Burada istifham edatı, vav atıf, leyse, mazi fiil ve kendisi nedir? Hem camittir hem de kânenin kardeşlerindendir. Ellezî leysenin ismidir ve nedir? Merfudur mahallen. Halaga mazi fiil ve faili es-semâvâti mef'ûlü bis-sarih vel ard onun üzerine matuf. Bir gadirin onun nesidir haberidir. Şimdi cümle olarak gelmiştir ve mahallen mansuptur. Ala en nasmedat ala harfice. Evet, buradaki en yahluga en nasmedatından dolayı muzarifi yahluga mansuptur. Ve faili mislevhimde mef'ûlü bis-sarih. Vav cevapta geldi. Hüve mübdeda hallâgu haber merf rafalâmiti damme el-alîm ikinci haber olarak gelmiştir. İnnemâ emruhu idâ yarâde şey'en yeyyegûle lehu kûn feyekûn. Yüce Allah'a hiçbir şey zor gelmez. Çünkü onun emri kef ile nun arasındadır. O bir şey istediği zaman yorulmaksızın, gayret göstermeksizin, zorluk ve meşakkate katlanmadan o şey hemen oluverir. Yani yegul kün feyekün. Kün ol der feyekün. O da hemen ne yapar? Hiçbir meşakkat göstermeden oluverir. Buyuruyor Allahu Teala. Burada innema kafi el mükafe emruhu mübdeda. Evet, idâ şart edatı, herâde mâzî fîl hüve fâili şeyir mef'ûlü bis-sarih en yegûle. En nasb edatı yegûle fiili muzâri enden dolayı mâsup. İşte mübdedanın haberidir burası da hüve ile beraber cümle olarak mahallen merfudur. Lehu mef'ûlü bis-sarih. Kün burada emir fiildir, ente failidir. Fe atıf yekün de yine muzari fiildir. Hüve failidir. Ve bu kün fe yekün cümleleri nakıs değildir. Tam cümlelerdir. Evet. Fe sübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey'i ve ileyhi turca'ûn. Evet. Geniş mülkün sahibi olan ve her şeye tam gücü yeten Yüce Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Ve ileyhi turcaun, hesap ve ceza için bütün mahlukatın dönüşü sadece onadır. Evet, Yüce Allah bu mübarek sureyi sonsuz gücünü ve mülkünün ve saltanatının azametini gösteren bu güzel sonuçla ne yaptı? Bitirdi. Kainatı yaratan Yüce Allah, mülk ve saltanatın saltanatında da nedir? Tektir. Ondan başka hiçbir benzeri ve ortağı yoktur buyurdu Allahu Teala. Evet. Şimdi Saffat suresine geçiyoruz. Saffat suresi Mekke'de inmiştir ve 182 ayeti ihtiva etmektedir. Allah'ın birliği, vahiy, öldükten sonra dirilme ve hesap gibi temel İslam inançlarına önem veren Mekki surelerdendir. Bu sure iman esaslarını yerleştirmeyi hedef alan diğer Mekki surelerin özelliklerini atmaktadır, taşımaktadır. Evet. Yine bu sure öldükten sonra dirilmeye, iman esaslarını pekiştirmek için mümin ve kafir kıssasını ve dünyada bunlar arasında geçen konuşmayı anlatır. Bundan sonra müminin cennette, kafirin cehennemde ebedi kalmasıyla her birinin vardığı sonucu burada ne yapmaktadır? Anlatmaktadır. Bu mübarek sure Allah'ın yardımının dünya ve ahirette peygamberleri ve velileri için iyi sonucun da takva sahipleri için olduğunu açıklayarak sona ermektedir. İsmine baktığımız zaman da kullara Allah'a ibadetten ayrılmayan temiz meleklerden oluşan
yüce topluluğu hatırlattığı ve o yüce topluluğun mükellef oldukları vazifeler açıklandığı için bu sureye Saffat suresi adı verildi. O melekler bıkıp usanmaksızın gece gündüz onu ne yaparlar? Tesbih ederler. Evet. Melekler ne yaparlar? Allah'ı gece ve gündüz tesbih ederler buyurmaktadır Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saffati saffa ve zacirati zecra ve taliyati zikra. Evet. Allah-u Teala ve saffati saffa şeklinde ne yapmaktadır? O saf bağlayıp duranlara and olsun. Yüce Allah bu sureye mahlukatından bazılarının şanını yücelttiğini ve faydalarının büyüklüğünü göstermek, onların kadrinin yüceliğini kullarının dikkatini çekmek için onların üzerlerine yemin ederek ne yaptı? Başladı ve bu şekilde yani namazda ayaklarını veya Allah'ın emrini beklerken kanatlarını saf saf tutan o melekler tayfasına yemin ederim buyurdu Allah-u Teala burada. Ve zacirat-ı zecran bulutları hareket ettirerek Allah'ın dilediği yöne doğru sevk eden meleklere de and olsun dedi. Zacirat sevk ve teşvik anlamına burada ne yapmaktadır? Zecir kökünden gelmektedir. Fettaliyat-ı zikran o Kur'an okuyanlara and olsun. Bu ayet Melaike-i Ebrar'ın üçüncü vasfıdır. Onların güzelliklerini ve yüce menkıbelerini anmak suretiyle yüceltme ifade eder. Yani Allah'ı tesbih ve takdis etmek, onu övmek ve yüceltmekle ayetlerini, peygamberlerini ve dostlarına okuyan meleklere and olsun şeklinde Allah-u Teala bu şekilde ne yaptı? Bu sureyi celileye başlamış oldu. Vav burada kasemdir. Saffat-ı mükassem yani üzerine yemin edilmiş olan isimdir. Saffan naib-i mef'ul mutlaktır. Fe atıf ezzacirati safa üzerine nedir? Yani mukassem üzerine matuftur ve mecrurdur gördüğünüz gibi. Zecran da yine mef'ul mutlaktır. Fe atıf ettaliyatı onun üzerine nedir? Matuftur. Zikram da mef'ul bisarihtir. İnne ilahiküm levahidün. Evet. Bu yeminden sonra ey insanlar kendisine ibadet edeceğiniz ilahınız tek bir ilahtır, ortağı yoktur. Melekler üzerine yemin edilerek söylenen bu sözdür. Mekke kafirleri dediler ki tanrıları tek tanrı mı yaptı? Bu mahlukatı nasıl bir tek tanrı ilah emri altına aldı? Bunun üzerine Yüce Allah melekleri şereflendirmek için onların üzerine yemin etti. Bundan sonra da Yüce Allah'ın birliğini ve ilahlığının manasını burada ne yapmış oldu? Açıklamış oldu. Evet. Burada innehul müşebbehe ilahe innenin ismi muzaf, küm muzaf ile lam burada tekit için geldi. Vahidün de innenin haberidir, merfudur ve raf alameti dammedir. Evet. Rabbü semavati vel ardı ve ma beynehüma ve Rabbül meşariqi. Evet. Yüce Allah göklerin ve yerin yaratıcısı ve sahibidir. İkisi arasında bulunan varlıkları ve mahlukları yaratan da O'dur. Onların varlıkları ve bu eşsiz şekil üzere nizamları Allah'ın varlığının ve birliğinin en açık delillerindendir. Ve Rabbül meşariqi. O yazın ve kışın, güneşin doğduğu yerlerin de, battığı yerlerin de Rabbidir. Evet, Yüce Allah güneşin battığı yerleri zikretmeyerek, doğduğu yeri zikretmekle yetindi. Evet, bu şekilde battığı yeri de kastetmiş oldu. Evet, Rabbüs semavati muzaf muzaf ileyhle bedeldir. Vel ard semavat üzerine matuftur ve ma'daki ma mastariye
Beynehuma, evet, bu da nedir? Ve Rabbül Meşarik cümlesinin önünde ne yapmaktadır? Gelmiştir ve zarf-ı mekan olarak bulunmaktadır ve mef'uldür. Vav atıf Rabbül Meşarik de yine matuftur. Rabbü semavati vel art üzerine muzaf muzaf ileyh olarak gelmiştir. İnna zeyyenne sema'ed dünya bi zinetin il kevakib buyuruyor Allahu Teala bu ayet cellesinde. İnna muhakkak ki biz zeyyenne sema'ed dünya size yakın göğü parlayan mücevherler gibi görünen ve ışık saçan yıldızlarla ne yaptık? Süsledik buyuruyor Allahu Teala. Muhakkak ki biz size yakın göğü parlayan mücevherler gibi yıldızlarla ne yaptık? Süsledik buyurdu Allahu Teala bu ayet cellesinde. İnnehum şebbehena ismi zeyyenna mazi fiil sükun üzere mebni na faile sema mef'ul bisari ed dünya onun sıfatı. Biz zinetin il kevakip dediğimiz zaman bu da mef'ul bi gayri sari el kevakip de bedeldir. Ve hıfzan bu naib mef'ul mutlaktır. Hafazna hıfzan manasında nesidir? Fiili hasfedilmiştir. Min külli şeytanin marit de min harfcer külli mecur külli muzaf şeytanin muzafin ile maridin onu sıfatı olarak bulunmuştur. La yessemme'une illel mele'il e'la ve yukzefune min külli canibin. Evet. Burada Allah-u Teala ve hıfzan min külli şeytanin marit buyurmaktadır ayetin cevabında. Yani Allah'a itaattan çıkan inatçı, azgın ve her şeytandan onu korumak için yarattık. Evet, şeytanları taşlamak için kendileriyle yol bulunan bir nur olsunlar diye ve dünya semasını süslemek için gözle görülen sadece dünya seması olduğu için Yüce Allah özellikle onu zikretti. Şeytanlardan korunmak sadece bu gökte olur buyurdu bu şekilde. La yessemme'une ilel mele'il a'la. Şeytanlar yüksek alemlerdeki melekleri dinleyemezler. Bir görüşe göre bu ayetin manası şöyledir. Yüce melekler topluluğunu dinlememeleri için ve yukzafune min külli canib göğe yöneldikleri her yönden onlara yıldızlar atılır buyurmaktadır Allahu Teala bu ayeti celilesinde. Evet. Evet. Ve hıfzan dedik, o mef'ul mutlak dedik. La yesemme'une'deki la nefi edatı yesemme'une fi'l muzari ve onun faili ilel mele'il a'la'da sıfatla beraber mef'ul bi gayri sarih ala evet ve yukzafüne vav atıf yukzafüne meçhul muzari fiil vav onun naib faili mikulli canibinde mef'ul bi gayri sarih olarak burada gelmiştir. Duhuran ve lehum azabun vasibun. Evet. Duhuran onlara gök haberlerini dinlemekten kovmak için böyle yapılır. Evet, duhur kovulmuş olarak demektir. Bu kelime savmak, uzaklaştırmak manasına gelen dehara kökündendir. Ve lehum azabun vasib, ahirette onlar için birbiri ardınca gelen kesilmeyen bir azap vardır buyurdu Allahü Teala. Duhuran burada yine naibi mef'ul mutlaktır. Vav atıf lehum öne geçmiş haber. Azabun mübteda vasibinde onun sıfatıdır. İlla men hatifel hatfete fe etbe'ahu şihabun thâgibun. Evet. Ancak hırsızlama bir şeye kapanlar hariç. Evet. Fe etbe'ahu şihabun thâgib. Elhamdülillah. Fe etbe'ahu şihabun thâgibun. Ona da parlak ışık ve şuasıyla karanlığı delen bir yıldız takip eder ve yakar.
Bazen itaatten çıkan o şeytan, yüce melek topluluğu arasında konuşulan sözlerden süratle bir şey kapar. Fakat aşağı inerken onu yakalayacak ve yakacak bir yıldız ardına düşer. Evet, şeytanlara atılan bu yıldızlar sabit yıldızlardan değildir. Çünkü sabit yıldızlar akıp gider, hareketleri görünmez. Halbuki bu yıldızların hareketleri görülebilmektedir, buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti cellesinde. İlla istisna burada. Men burada mübtedadır. İsmi mevsul. Hatife, mazi fiil, hüve faili. El katvete, hatifenin meful mutlağıdır. Fiili kökünden gelmiştir. Fe atıf etbe'a, mazi fiil. Hü meful bisari, şihabün onun faili. Takibinde onun sıfatı olarak burada bulunmaktadır. Evet. Festeftihim ehum eşeddu halgan emmen halakna inna halaknahum min tînin lazib, buyuruyor Allah-u Teala. Festeftihim, ey Muhammed, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden o inkarcılara sor. Ehum eşeddu halgan emmen halakna, hangisinin bünyesi daha sağlam ve yaratılışı daha kuvvetli? Onlar mı yoksa gökler ve yer ve bu ikisi arasında bulunan melekler ve harikulade büyük varlıklar mı? İnna halaknahum min tînin lâzibin. Şüphesiz biz onları gevşek, yapışkan ve kuvvetsiz bir çamurdan yarattık. Evet. Çamur suyla karışık bir toprak olduğu için Yüce Allah onu yapışkanlık sıfatıyla nitelendirdi. Ademoğlu da bunun gibi toprak, su, hava ve ateşten yaratıldı. Toprak suyla karıştırıldığında yapışkan çamur olur. Ayetten maksat insanı tekrar diriltileceğine dair kesin delil getirmektir. İnsanı ve şu mahlukatı yaratan, yoktan yaratan, yok olduktan sonra o cisimleri tekrar diriltilebilir, buyuruyor Allah-u Teala. Ayet-i kerimede Ferabut isteftihim mi, burada emir fiildir. Ente faili himme bisari. E istifam edatı hüm mübteda eşeddü haber halgan temiz masup. Em atıf edatı men hüm üzerine matuf burada. Halat ne mazi fiil sükun üzerine mebni na faili inne hul müşebbehe na ismi halat ne mazi fiil, nafa ile beraber innen haberi mahallen mefu, hümme ful misari, min tînin lazibinde, lazimin sıfatıyla beraber tînin car mevcur, meful bir gayrisari, mahallen masup bir fiili halakna. Bel acibte ve yesharune. Evet, bu ayet kerimeye baktığımız zaman da bel acibte ve yesharune. Ey Muhammed, doğrusu sen Allah'ın eşsiz kudretinin eserlerini görmelerine rağmen onların seninle ve onlara söylediklerinle alay ederek öldükten sonra dirilmeyi yalanlamalarına hayret ettin. Yani sen Yüce Allah'ın bu büyük mahlukatı yaratabilmesinin yanında onların öldükten sonra dirilmeyi inkar etmelerine şaştın. Onlar senin bu hayretinle ve öldükten sonra dirilmeyi kabul etmenle alay ediyorlar, buyuruyor Allah-u Teala bu ayet cellesinde. Bel idrab edatıdır burada. La mahallele hamilel irab. Hacipte mazi fiil, üzerine mebni te faili. Vavu bu vavu haliyede. Yesharune fiil muzari mefraf alameti sübutunun vav failiyle beraber. Mahallen masup hal cümlesidir burada. Evet. Ve izâ zükkirû lâ yedkürûn. Evet. Ve izâ zükkirû lâ yedkürûn. Onlara Kur'an'la övüp verilip onunla korkutulduklarına ne öğüt alırlar ne de düşünürler, diyor Allah-u Teala. Evet. Bu ayet-i cellesinde. Vav atıf izâ şart edatı zükkirû mazi meçhul. Vav naibi faili la nefiyedatı yedkürun de fiil muzari merfu rafalameti bisibetünün vav faili
Ve izâ râev âyeten yestesîrûn. Evet, onlar ayın yarılması, ağaçların ve taşların konuşması gibi senin doğruluğunu gösteren apaçık bir alamet veya güçlü bir mucize gördüklerinde daha çok alay ederler ve başkalarını alay ve eğlenceye çağırırlar, buyuruyor Allah-u Teala. Vav ile atıf, ida zaman zarfı ve şart edatı, ra'ev, mazi fiil, damme üzere mebni, vav faili, ayeten mef'ul bisarih, yestesxirun, yine cevapta geldi, idanın cevabındadır, muzari fiil, merfraf alameti, müsbütünün, vav faili olarak bulunmaktadır. Ve galü, in hâdâ illâ sihrun mübîn. Evet, onlar derler ki, ey Muhammed, bize getirdiğin apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Ayette geçen hâdâ ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde meydana gelen harikulade mucizeyi işaret etmektedir. Evet, in nefiye dağıtıdır. Hâdâ mübdeda illâ istisna sihrun haber mübinde onun sıfatı bulunmaktadır. Vav atıf galü zaten mazî fiil, damme üzere mebni, vav faili. Evet. E izâ mitnâ ve künnâ türâben ve idâmen e innâ lemeb'ûsûn, buyuruyor Allah Teala burada. E izâ mitnâ ve künnâ türâben, bu alay ve inkar ifade eden bir sorudur. Yani cesetlerimiz çürüyüp azaları toprak ve kemik olarak ufalandığında mı tekrar diriltileceğiz şeklindeki bu soru daha önce Yasin suresinde de geçmişti. Evet, istifham edatı, idâ şart edatı, mitnâ mazî fiil, nâ faili ve künnâ yine mazî fiil, nâ onun ismi, türâbende kânenin haberidir. Ve izâmen onun üzerine matuftur. Evet, yine burada istifham edatı, innâ huruf müşebbehe, nâ ismi, lam cevapta geldi, le meb'ûsün. Meb'usun de innenin haberidir, cevabıdır. Merfudur, raf alameti vav, lenne, cemzekke, salim. Eve âbâ ünel evvelün. Evvelki atalarımız da mı diriltilecekler? Babalarımız da diriltilecek mi? Bu onların diriltme işini daha uzak gördüklerini ifade eder. Onlar atalarının daha önce öldüklerini, dolayısıyla tekrar diriltmelerinin daha uzak ve daha boş bir iddia olduğunu bu ayette bu şekilde ne yapmaktadırlar? Kastetmektedirler. Eve âbâ ünel evvelün şeklinde. İstifam edatı, vav atıf edatı, âbâ üna izafetle beraber mübdeda, el evvelün de onun sıfatıdır. Peki bunun haberi nedir? Mahsuftur. Yani burada yub'asun şeklinde takdir edebiliriz. Yani onlar da mı diriltileceklerdir manasında. Demek ki abâüna mübdeda el evvelin onun sıfatı, mahsuf olan da onun haberidir. Kul ne'am ve entüm dâhirûn. Evet. Evet de ki zelil ve hakir olarak hepiniz diriltileceksiniz de onlara, buyuruyor buradaki. Onlara de ki evet siz hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. Kul emir fiil. Evet, ne'am burada cevaptır. Emir fiilin faali entedir. Ne'am cevaptır. La mahalle hamleli rab. Vavvavu hali entüm mübdeda dahirinde onun haberidir. Entüm dahirin mahallen masup burada hal cümlesidir. Fe inne mahiye zecratun vahidetun fe izahüm yenzurun. Buyuruyor Allah-u Teala. Fe innema o tek bir sayhadan başka bir şey değildir. O zaman İsrafil aleyhisselam kabirlerden kalkmaları için sura üfürür. Fe izahüm yenzurun. Onlar derhal mahşer yerinde kalkarak birbirlerine bakarlar. Zecre ikinci üfürüş olan sayhadır. Bundan maksat seslenerek sevk etmek olduğu için zecre denilmiştir. Bu sevk anında develere ve atlara yapılan seslenmeye benzer. Bundan sonra Yüce Allah kıyametin korkunç hallerini gördüklerinde duyacakları pişmanlık ve hasreti bildirmektedir.
Fe burada rabıttır. İnnemâ kâfi'l mükâfe hiye mübdeda zecretün haber. Vahidetün onun sıfatıdır. Fe yine atıf idâ izâ-i fücâiye hüm mübdeda yendurun fiil-i muzâridir. Ve mef raf alâmet-i sübütünün vâfâ ile beraber hüm mübdedasının haberi mahallen mef'u. Ve gâlu yâ veylenâ hâdâ-i emüddîn. Derler ki bize yazıklar olsun. Biz helak olduk ve zarara uğradık. İşte bu o hesap ve ceza günüdür. Melekler de onlara kınama ve azarlama yoluyla şöyle derler. Allah-u Teala meleklerin onları kınama ve azarlamasını da burada belirtmiş oldu. Vav atıf galu mazi fiil. Damme üzere mebni vav faili. Ya burada veylena dediğimiz zaman ya burada nida veylena izafetle beraber münadadır ve tembih edatı da vardır. Hâdâ mübdeda ye müddin de izafetle beraber haberdir. Hâdâ ye mülfaslillezî küntüm bihî tükezzibûn. İşte bu mahlukat arasında hüküm günüdür. Siz onu inkar ediyor ve yalanlıyordunuz. Fasıl iyi amel edenle kötü amel eden arasında hükmedip bunları birbirinden ayırma günüdür anlamında Allah-u Teala burada buyurmaktadır. Hâdâ yevmül fasl. İşte bu fasıl günüdür. Yani ayrılık günüdür. Evet. Hâdâ mübdedâ yevmül faslı haber izafetle beraber ellezî onun sıfatı yani yevmül sıfatı küntüm mazi fiil üç gün üzere mebni tüm kânenin ismi tükezzibûne fiil-i muzâri merfraf alâmet-i sübütünün vâfâ ile beraber mahallen mansup kânenin haberidir. Bihi de kânenin önüne tükezzibûnün önüne geçmiş olan mef'uldür. Uhşurul lezîne zalemû ve ezvâcehüm ve mâ kânû ya'budûn buyuruyor Allah-u Teala. Uhşurul lezîne zalemû ve ezvâcehüm. Ey melekler, zalimleri, onların isyankar ve suçlu benzerlerini ve her insanı benzerleriyle birlikte toplayın. Zina edeni zina edenle, içki içeni içki içenle ve hırsızı hırsızla toplayın. Zalimleri kafir olan kadınları ile birlikte toplayın. Evet, zalimleri asi olan benzerleriyle beraber toplayın. Ve mâ kânû ya'budûn, Allah'tan başka tapmış oldukları putları ile beraber onları toplayın. Bu onlara daha çok hasret çektirmek ve utandırmak için ne yapılmaktadır? Bu şekilde zikredilmektedir. Uhşur kelimesi burada emir fiildir. Mebni bi hasfinun vav faili ellidine merfulü bisari zalemu mazi fiil damme üzere mebni vav faili vav atıf ezvacehim merfulü bisari yani matuf muzafile vav yine atıf edatı matuf türkânü damme üzere mebni mazi fiil vav kânenin ismi ya'budun fiil-i muzari de onun haberidir ve vav onun faildir. Min dünillahi fehdühüm ila sıratil cahim. Evet. Min dünillahi Allah'tan başkasına tapan o kimselere cehennemin yolunu öğretip ve onları oraya yöneltin. Evet. İhdühüm kelimesinde alay manası vardır. Onlar dünyada doğru yolu bulmayınca bugün cehennemin yolunu nasıl bulsunlar demektir. Allah-u Teala burada fehdühüm de onları yöneltin ila sıratul cahim, cehennem yoluna onları yöneltin buyurmaktadır. Evet. Min dünillahi bu öne geçmiş olan mefrubi gayrisari muzafileyh. Fehdü emir fiildir burada. Evet, ihdü emir fiildir. Mebni bi asfinnun vafailihim mefrubi sarih ila sıratul cahim de muzaf muzafileh ile beraber mef'ul bi gayri sarih'tir. İhdü fiilinin mahallen masuptur. Ve gıfühüm innehum mes'ulun.
buyuruyor Allah Teala. Burada onları yöneltin ve gifühüm innehum mesulün. Onları yolda tutun çünkü onlar bütün söylediklerinde ve yaptıklarından sorguya çekileceklerdir. Sonra kınama ve azarlama yoluyla onlara Allah Teala ne yapmaktadır? Emretmektedir. Ve gifühüm gif burada emir fiildir. Vav onun nesidir? Vav atıftır. Gifü emir fiildir. Mebni bi hasfin nun. Vav onun faili hüm mef'ulü bis sarih olarak bulunmaktadır. İnne hurum şebbehe hüm innenin ismi ve mahallen mansup mes'ulün innenin haberi merfuf alameti vav lennehu cemi müzekker salim olarak bulunmaktadır diyoruz ve burada bugünkü tefsir dersimizi bitiriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Ma'selam ile lika inşallah.